Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor biliyorsunuz ki vaka sayılarımız giderek artıyor. Uyarılar çok önemli tabii ki de. Şimdi çok önemli bir bağlantımız olacak. Lütfen can kulağıyla dinleyin bu bağlantıyı. Bu koronavirüsle mücadelemizde, salgınla mücadelemizde en etkin ve en önemli isimlerden bir tanesi bizlerle birlikte. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli bizlerle. Sayın Müdürüm hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizlerin aracılığıyla tüm Kayseri'ye saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler müdürüm. Tabii ki bu salgınla mücadelemiz hep birlikte topyekün devam ediyor efendim. Tabii vatandaşın da çok merak ettiği konular var. Özellikle Kayseri'deki son durumu ve mücadeleyi çok merak ediyoruz. Biz de vatandaşlar son durumu hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, son durum daha önce açıkladığımız gibi kritik seviyenin eşiğindeyiz. Hala o formatta yatay bir seyir izliyoruz ancak bunun yansıması hastanelerimize yük olarak yansıyor. Ve hastanelerimizde gittikçe kapasitelerimizi korona servislerine doğru çeviriyoruz. Bunun olmaması için önlemlere ve uyarılara tam olarak riayet etmek gerekiyor. Toplum olarak riayet etmemiz gerekiyor. Toplumsal pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Evet. Ben sizlerin vasıtasıyla birkaç konuya değinmek istiyorum. Özellikle filyasyon ekiplerimizde edindiğimiz bilgiler, edindiğimiz tartıştığımız konulardan Kayseri'mizin uyması gereken en önemli alan şu an itibariyle aile oturumları. Aile içerisinde bir pozitif test ettiğimizde o ailenin %90 oranında aile bireylerinin de pozitif olduğunu gözlemliyoruz. Ve birkaç gün sonra teyzenin, dayının, büyük anne, büyük baba aile bireyleri şeklinde devam ediyor bu. Bu aile oturmalarına bir son vermemiz gerekiyor. Bu dönemde apartman içerisinde hala ev içerisi kutlamalar, doğum günü kutlaması, taziye ziyaretlerini duyduğumuz zaman inanın çok üzülüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Bu taziyeye gidenler genelde yaşlı insanlar, arkadaşlarının taziyesine gidiyorlar. Oradan kaptıkları zaman kendileri de büyük ihtimalle hastaneye düşüyorlar. Bizim özellikle tespit ettiğimiz bu aile ziyaretlerini Kayseri'de mutlaka bir sonlandırmamız gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz ki Kayseri'de arabaşı oturmalarımız vardır. Yani bu kış arabaşı içmeyelim. Eğer illa arabaşı içilecekse mikro düzeyde aile bireyleri yani çekirdek aile şeklinde bunun yapılması gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Sayın müdürüm. Evet. Sayın müdürüm. Hayır, teyze başka evde yaşayanları ev içerisine çağırıp da bir ikram yapmamak gerekiyor. Evet, Sayın Müdürüm aile içi hareketlilik çok yüksek değil mi Kayseri'de? Siz de söylediğiniz filyasyon ekipleri. Geçtiğimiz günlerde sizin özellikle Kayseri'nin yemek kültüründe olan mantı paylaşımınız benim çok dikkatimi çekmişti. Özellikle vatandaşlar kışlık hazırlıkları olsun, yemekleri olsun bir araya gelip yapıyorlar. Bunlara çok dikkat etmek lazım değil mi şu sıralar? Yani mantı biliyorsunuz nezdine yani Kayseri'nin kültüründe olan gastronomi diyoruz ama bu dönemde toplu etkinlikten mutlaka uzakta kalmamız gerekiyor. Mesela kırsalda ekmek yapmalar, kışlık ekmek yapmalar, işte salça kaynatmalar bir zamanlar öne çıktı. Açık havada biraz daha rahat oluyor ama özellikle kapalı ortamda mantı sıkma. Mesela şimdi önümüze geliyor işte komşularla mantı sıkılmış. Böyle evet. Olunca insan üzülüyor. Çünkü orada taradığımız kişilerin nereden baksak yüksek oranda pozitif vaka çıkması oluşuyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Sayın Müdürüm şunu da sormak istiyorum ben. Şimdi filyasyon ekiplerimiz var gücüyle çalışıyorlar. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar hatta. Ama filyasyon ekiplerine özellikle temaslıların doğru bilgi verilmediği durumu da iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? Evet doğru. Şöyle söyleyeyim. Aslında temaslı verilmediği zaman yani son 72 saat içerisinde birlikte olduğu, maskesini indirerek bir çay içtiği veyahut da maskesini indirip yemek yediği kişileri bize vermediği takdirde misafirliğe gelindi, çay içildi, pasta yendi. Bunu bize söylemediği takdirde şu gerçekleşiyor.
pozitif olan kişinin vermediği kişiler 3 gün sonra, 5 gün sonra bizim önümüze pozitif olarak geliyor. Evet. Diyoruz ki ona, soruyoruz, kimden acaba bulaşmış olabilir? İşte ben komşuma gitmiştim, bir çay kahve içmiştik, komşum pozitif çıkmıştı, ondan bulaşmış olabilir. Bu zaman ne oluyor? Oradaki pozitif kişi, ikinci pozitif, yani komşu pozitif olana kadar dışarıda gezmiş oluyor ve dışarıda yaymış oluyor. Yani bu filyasyonu, ayırma dediğimiz, toplumdan ayırma dediğimiz filyasyon işi tam olarak gerçekleşmemiş oluyor. Bize doğru bilgi verilmediği takdirde bir müddet sonra bu katlanarak devam ediyor. Ve bu katlanmanın, kartopunun sonucunu vaka olarak önümüzde, hastanelerimizin yoğunlaşması olarak, sağlıkçılarımız sektör olarak ciddi manada yorulması olarak sonuçlanıyor. Bunun önüne geçebilmenin en güzel yolu doğru bilgiyi vermek. Bu birlikteliği Kayseri'de kurmamız gerekiyor. Evet. Şöyle bahsedeyim. Bundan 5 ay önce pandeminin ilk dönemlerinde bir tane pozitif vakaya biz 6.4 temaslı alıyorduk. Şu an itibariyle 2.6 temaslı alıyoruz. Hareketlilik daha mı azaldı ki 2.6 temas alıyoruz? O zaman sokağa çıkma yasaklarımız da vardı. Şu an itibariyle baktığımızda temaslı verilmediğini ve bu temaslı verilmediğinden dolayı da kontrol altına alamadığımızı üzülerek söylemek isterim. Evet efendim. Peki Sayın Müdürüm, temaslı kişi, temaslının tanımı nedir? Vatandaş neyi temaslı olarak kabul etmeli? Yani örneğin sizler söylediniz, maskeli yanında durmak, çay içmek, aynı ortamda bulunmak, bunlar temaslı olarak kabul ediliyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, 15 dakikadan fazla, evet, maskesiz 1,5 metreden yakın oturulan kişiler. Maskesiz, tekrar ediyorum, maskesiz 15 dakikadan fazla 1,5 metreden yakın birlikte olunan kişiler. Bunlar temaslı kabul ediliyor. Yakın temas dediğimiz format bu. Yani bunu mutlaka bize, filyasyon ekiplerimize bildirilmesi gerekiyor ki biz bu işi, salgını kontrol altında tutabilelim. Yani bu işi sahada baskılayabilelim. Evet. Sahada baskılamadığımız pandemi hastanede karşılamaya başladığımız zaman işi, ipin ucunu kaçırmış oluyoruz. Hastanede karşılamamamız gerekiyor. Bizim bu işi sahada erken bir şekilde filyasyonunu yapıp erken bir şekilde kişileri evde tutabilmemiz gerekiyor. Evet. Sayın Müdürüm, özellikle biz bu koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da birçok yanlış ve aslında kirli bilgiler de ortalıkta geziyor. Bunu en iyi soracağımız kişi sizsiniz. İlaçlar konusuna gelmek istiyorum ben. Özellikle vatandaşlar ilaçlar konusunda bazı kirli bilgilere kanıp ilaçlara, özellikle işte pozitif olan vatandaşlar ilaçları kullanmıyorlar. İşte kalp krizi riski var, diğer riskler var diye. Bu bilgiler yanlış değil mi? Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, ilaçlar konusunda vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olmaları gerekiyor. Çünkü bu ilaçlar virüsün viral yükünü düşürüyor. Viral yükü azalttığı için akciğere inmesini engelliyor. Evet. Diğer taraftan reseptör blokajı yaparak akciğere inmesini engelliyor. Yani bu virüste bizim korktuğumuz nokta ne? Akciğere inip zatürre, yani pnömoni gelişmesini sağlayıp oksijensiz bırakarak hastanın hayatına son verilmesi. Bizim endişe ettiğimiz nokta bu. Yoksa grip gibi bir virüs bu da. Ama akciğere indiği zaman bu hastaneyle sonuçlanıyor. Hastanede yoğun bakım, yoğun bakımda uğraşıyoruz. Burada bizim ilaçlarda en önemli şey, gözlemimizi söyleyeyim. Biz bu salgına başladığımızda ilaç verilmiyordu. O zaman, evet, yakalananlarımızın %28'i pozitif, pnömoni vardı. Şu an ilaç dağıtmaya başladıktan sonra bizim %5'in altına düştü bu pnömoni oranımız, ki bu çok önemli bir düşüş, çok önemli bir oran. Bu gözlemimiz ciddi manada pnömoninin düşüşüne neden olan ilaç dağıtmamızdan kaynaklanmaktadır. Ve bu ilaçları mutlaka kullanması gerekiyor. Emin olun, şu an hastanede, yoğun bakımda veyahut da serviste nefes alamayan kişileri görseniz, yani ilaçları kullanmayan kişilerin hastaneye geldiğini gözlemliyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Lütfen, devletimiz bu ilaçları bedava veriyor. Filyasyon ekiplerimiz bu ilaçlardan hiçbir şekilde ücret alınmadan temin ediyor, eve bırakıyor. Verilen ilaçları önerildiği şekilde dozuna uygun kullanalım. İnşallah bu şekilde pnömoni oranlarımız da daha aşağı düşer ve
ilaçları kullanmama konusunda başka dışarıdan yanlış bilgileri de itimat etmeyelim. Evet, Sayın Müdürüm, peki Kayseri'deki vaka sayısı konusunda bize bir rakam vermeniz mümkün mü? Bu mümkün mü bugün? Şimdi şöyle söyleyeyim, vaka sayılarından ziyade artık bizim hastane yükümüz, hastanedeki yoğunlaşmalarımız daha önemli. Ve bu konuda gerekli çalışmayı zaten yapıyoruz. Bakanlığımız da bu konuda bir genel bilgileri yayınlıyor. Eğer bu konuda illa yaklaşım sergilendiği zaman HES kodundan, HES uygulamasından yoğunluk haritasına bakarak hem etrafımızdaki yoğunluğu gözlemlemiş oluruz, hem nasıl gittiğini gözlemlemiş oluruz. Bu konu takip etmek daha önemli. Evet. Peki yoğun bakım doluluk oranları konusu neler söyleyeceksiniz? Kayseri önemli bir hastane, şehir hastanesi şimdi var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz hastanede ihtiyaç oldukça korona servisini çevirerek servislerimizi artırarak gidiyoruz. Aynı şekilde yoğun bakımlarda. Evet. Bu sefer ne oluyor? Normal hastaları alma şeyimiz azalıyor. Ve mağduriyetin oluşmaması için azamide gayret gösteriyoruz. Fakat bu yoğun bakımdaki artırabileceğimiz kapasite bir yere kadar. Şu an henüz o kapasiteye gelmedik. Hastanemizde de o formata girişmedik. Ama normal hastalarımız konusunda şehir hastanesinde elbette ki bir kapasite düşüklüğü yapıyoruz. Bu da şehre yansıyor. Evet efendim. Son olarak ben artık son sorumu soracağım. Çok teşekkür ederim açıklamalarınız için. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor ama bütün vatandaşların topyekun olarak bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini biliyoruz. Artık kış aylarındayız. Yaklaşan önümüzde grip de olabilir. Soğuk havalar da geliyor efendim. Vatandaşlara ne gibi uyarılarda bulunacaksınız? Mücadelemize nasıl destek vermediler? Şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak tüm Kayseri halkına teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi manada maske kullanımı, çok yüksek oranda maske kullanımı oturdu. Ancak özellikle bizim Kayseri'de oturmayan bir nokta var. O da filyasyon ekiplerimize doğru bilgi verilmemesinden kaynaklı temaslı bilgilerini tam alamıyoruz. Bunu sonradan fark ediyoruz ama bunda önceden bize söylenmeli ki evet, biz bunu izole edebilelim. Yani evde tutabilelim. Diğer taraftan maske konusunda da topyekün bir uygulama yaptığımız zaman başarılı oluyoruz. Yani toplumun bir kısmı uygulayıp bir kısmı uygulamadığı zaman şöyle düşünün, bir baraj, barajda suyun kapağın açıldığını düşünün. Bir taraftan kapak açmışsın, diğer taraftan kapakları tutuyorsun. Bunun gibi önlemleri topyekun uygulamalıyız, el ele vermeliyiz ve bu işten bu şekilde fazla zarar görmeden çıkabilmeliyiz. Umarız efendim. Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet değerli izleyenler, Doçent Doktor Ali Ramazan Benli bizlerle birlikteydi. İl Sağlık Müdürü ve Kayseri'de koronavirüsle mücadeledeki gelinen son noktayı aktardı bizlere. Sayın Benli uyarılarda bulundu. Özellikle maske, mesafe, hijyen kuralları, aile içi oturmalar çok önemli dedi Sayın Benli. Aile içi oturmalara lütfen dikkat ediniz ve lütfen sağlığımıza hepimiz birlikte katkı sağlayalım bu mücadeleyle ilgili dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve haber detaylarımıza dönüyoruz efendim.